Merhaba üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün selektif androjen reseptör modülatörleri yani SARMS'lar nedir? Bununla ilgili kısa video sunumumuz olacak. Adı üzerine selektif, doku seçici, organ seçici davranan monoküller bunlar. Aslında 20-30 yıldan beri dünyada kullanılıyor. Prostat kanseri, meme kanseri için geliştirilen modelleri var. Sporcular arasında popüler olanları kas gelişimi, performans arttırıcı olanları. Bunlar ne yazık ki dünyada illegal. Hiçbir yetkin tıp kuruluş tarafından insan sağlığı kullanımı için onaylanmadı. Ama kaçak olarak dünyada üretiliyor. Çin'de, Hindistan'da bütün dünyaya dağılıyor. Protein tozların içine ya da asit tozların içine karıştırılıyor. Bazen sporcular bunu bilmeden, istemeden ağlayabiliyorlar ve doping kontrollerinde olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliyorlar. Geçen sene UFC'de 4 tane dövüşçü bu yüzden müsabakalardan elendi. Aynı zamanda SARMS adı altında İngiltere'de satılan ilaçlara baktıkları zaman yaklaşık yarısını da tespit edememişler. Yani legal, illegal olarak kaç satılıyor ve illegal olarak yapılan sahteleri de mevcut. SARMS'ların çıkış amacı aslında testosteron tedavisine potansiyel bir alternatif oluşturmaktı. Testosteron tedavisinde ideal ilacın özellikleri nedir? Oral alınabilme olması, Hepatotoksik yani karaciğer toksitesinin olmaması, hidrotestosterona dönmemesi, östrojenin dönmemesi, prostatı büyütmemesi, kötü kolesterolü arttırmaması gibi birçok özelliğinin olması isteniyordu. Samsar buna aslında alternatif olarak üretilmeye çalışıldı. Baştan da kaçak olarak satılırken de öyle lanse edildi. Ama ilerleyen dönemde onların da sıkıntılarının olduğu, hipogonadizm yapabileceği, FSH, DH seviyesini düşürebileceği gösterildi. zaten yapılan bilimsel çalışmalar da çok sınırlı açıkçası. Ve çalışmalar daha çok yaşlılarda kas erimesi üzerine yapılmaya çalışıldı. Kemik yoğunluğunu arttırmak için yapıldı ama FDA'den bu konuda onay alamadılar ama FDA daha dünyada kas erimesi için onayladı yani ciddi bir ilaç da yok açıkçası yani çünkü çok büyük bir indikasyon benim kendi görüşüm samsların arasından çok iyi bir monokül çıkacak ileride testosteron tedavisine alternatif ama bu belki 10 sene olur belki 30 sene olur bu iş belli olmaz yani açıkçası. Çünkü bu klinik çalışmalar çok uzun dönemleri içeriyor. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şimdi normal bu çalışmalarda sınırlı sayıda insana, sınırlı dozda ve sınırlı günde veriliyor. Ama sporcular bunları çok daha yüksek dozlarda ve çok daha uzun süre kullanıyorlar. Ve diğer ilaçlarla beraber karıştırıyorlar. Anabolizanlarla karıştırıyorlar ve e, sporcular bunları kullandık sıra Vaka sunumları ortaya çıkmaya başlıyor. İşte Sarmsların verdiği karaciğer hasarı, Sarmsların verdiği böbrek hasarı gibi yayınlar çıkmaya başlıyor. E, bunda aslında bu bro gibi bir şey oluyor. Kişilerin birbirine aktardığı yüksek dozlarda klinik çalışmalar hiçbir zaman yapılamayacağı için ancak böyle vokal sunumlarıyla e, SARMS'ların yan etkileri gösterilebiliniyor. biliniyor. E, dediğim gibi SARMS'lar insan çalışmaları sınırlı, e, hayvan çalışmaları olan e, moleküller. E, ben açıkçası e, kullanılmasını kesinlikle önermiyorum. Hem illegal hem kaçak hem sahteleri var piyasada. E dikkat edilmesi gereken ürünler. E aynı zamanda dünya olimpiyat komitesi de bunları artık doping olarak ilan ettiği için ona da dikkat etmek gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.